Merhabalar yeniden. Talapayma doğru yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi madem buna bir turda ulaşamıyorum ben, kendi topraklarımda kalmamın bir mahsuru olur mu? Olmaz. Bence buralardan bir turdan oraya giderim. Arada orman olduğu için yürümesi azalır elbette ama yine de yeterli olur diye düşünüyorum. Bol bol ekstra yürüme şeysimiz var sonuçta. Birazcık daha taze vermiş olurum bu sayede. Hatta belki şehrin dışında bile yakalayabilirim o arkadaşı. Sen de gel. Mesela gem görevi gör orada. Şehir dışında yakalarsam rahatlıkla otomatik sonuçlandırırım zaten. Kara korumayı aldık. Güzelmiş. %20 hasar direnci. 30 saniye boyunca. Gayet güzel. Okay. İyi durumdayız. Bayağı hızlı ilerliyoruz. Başımıza bir iş gelmedi. Umarım şu an ağzımı açmamışımdır şu an itibariyle. Şunu ikilemeyelim. Şuradaki yeni alabileceğimiz kahramanı alalım. S General'ın daha yakın olsun. Fersiz Kral. Hızlı ayaklar, karanlık haşmet, ağır boyutu ve etkisi, ilim bekçisi diyoruz ama tabii ki bu olsun. Gel bakalım. Sende de mi yokmuş ya? Banshee gerekiyor o zaman demek ki hareket menzilini arttırmak için. Ya da belki onda da yoktur, bilmiyorum, şu an hatırlamıyorum da. Okey, bir ara Banshee'de alacağız sonuçta. Bu binanın hayatta kalmasının bir anlamı var mı? Kalsın ya, zararı yok. Banshee binası dikebilecek pozisyonda değilim. Zaten benim şu an bunu dikmem lazım Banshee binası dikebilmek için. 3. seviyeydi o, yanlış hatırlamıyorsam. Yes. Okey. Öteki ilişki. Tık 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 tık. Bir şey yok. 3 tane yerleşim yerleri kaldı onların da. Hızlı bir şekilde ineceklerdir diye düşünmekteyim. Yep. Bu su önden de önemli değil. Okey, okey. İlgilenci 115. Sevgili Festus'la karşılaştık. Festus. Bak. Senin de suratın şekilsiz, benim de suratım şekilsiz. Gel biz iyi anlaşalım. Olmaz mı? Nefret diyor. Yani tamam. Madem öyle gerekirse seni de döveriz. Şöyle bir zayıf düşmeden önce diplomasiye baktım gitti. Düzenbazlar barış istiyor ama yok ederiz onları, olmadı. Ki değişimci bir daha geri dönerse zayıf dönecektir zaten. Onu da bir kere daha indirip bir kan öpücüğü daha almaktan zarar gelmez bence. Okay. Sen de kuşatma saldırganı olmadığına eminiz değil mi? Evet, maalesef Talapayma. Bu hafta saldırmamız gerek. Geriyle saldırıp yürümemi harcamamayı tercih ederdim. Ay, bu nasıl ortak ayıp, gözünü seveyim ya. Neyse, tamam, savaşalım o zaman. Şu arkadaşı da düşük liderli. Şunu attım gitti. Okey. Bu yerleşim tipine buradan saldırmayı severim ama çok da fark etmiyor. Hadi değişiklik olsun, şuradan saldırayım bu sefer. Şöyle zaten önce mevzilenmem var. Orduyu şuraya dizerim. Lord Kahraman ekibini şuraya kontrol bir diyerek koyarım. Bizim birimleri vardı ama dur bakayım. Uçanlarla tepelerine binerim onların ya. Okey, Olak sen buraya git. Okey, şurada birkaç menzilli var. Siz oradan kaçın arkadaşlar. Boşu boşuna telef olmayın. Vargaslar da gitsin, destek olsun. İkinizin uçan bineği yok. Siz de o zaman bile de desteğe gidin. Etrafına toplanıyorlar. Nice, peki. Ama şeyim yok değil mi ya? Duvarların üstüne hasar verebilecek şeyim yok. Şunlar var da, onlar da çok şey değil. Neyse, şu an sadece okçuların ateş etmelerini engellemeleri bile benim için yeterince güzel bir şey. Vargas. Ha dur. Orada ya ok yedi ya da anti-büyüklerin şeyi oldu. Çekil oradan o zaman, fazla sıkıntı yaşamadan önce. Vampirlerin sıkıntı yaşamadığını görebiliyoruz. Hadi. Kapı bug'ım oldu ya. Oyunun en gıcık baklarından bir tanesi. Şu kapıya dalın arkadaşlar. Kapıları kırmadan, kapı açılınca kapıyı kırmaya devam edemiyorsun ama dışarıdaki lordların da içeri giremiyor. İçerideki lordların da dışarı çıkamıyor. Dünyanın en sinir bozucu bug'ı olabilir. Tamam, sen orada biraz anti büyüklerin arasında kalmışsın. Çek Isabella. Şimdi azıcık iyileştir.
Kapıya saldırabiliyor musunuz ya? Kapıya saldırın. Ha, burada güzel bir ekip çalışıyoruz. Aha Isabella, ölümümüz yarım var. 12. Normalde aşırı büyü yapması mantıklı bir büyüdür ama bunlar da biraz dandik birimler olduğu için normali yeter diye umut ve tahmin ettim. Aşırı da yapılabilirmiş aslında. Tahmin ettiğim kadar çok hasar vermedi şu an. Bunlardan da basalım. Bunlar 10 büyü rüzgarı istiyor. Ölüm rüzgarı ise 12 istiyor. Aslında aynı oranda hasar verdi. Yok, ölüm rüzgarı kadar vermedi yine de. Neyse. Çok da kötü vermedi yani. Okay, kapıyı kırmaya devam edin arkadaşlar lütfen. Veya madem onlar kaçıyor, şurayı ele geçirebilir miyiz? Uçan birimler orayı ele geçiremiyor tabi. Kapıya saldırın, kapıya. Bunlar da boş boşuna oklamasın bizi. Sen ona saldır. Sen ne yapıyorsun o sırada? Pek bir şey yapamıyor. Şuradaki kulelerden birazcık sıkıntı yaşıyor muyum acaba? Biraz hasar veriyorlar. İdare ederiz, idare ederiz. Şu kapıyı bir kırabilsem. Hadi bir tane atmaya değer şunda. Güzel, şu arbaletçilere iyi denk getirdik bu arada. Tesadüfen oldu ama. Hadi hadi kapıyı kırın arkadaşlar. Antibiyotikler geldi. Sıkıntı yaratırlar mı? Heh, kapıyı kırdık. Güzel. Tamam, bundan sonrası sorun yok. Büyü rüzgarı yerine aslında şunların şeyi vardı ya, neydi o girdap büyüsü, şu an o daha iyi giderdi ama maalesef elimde yok. Büyü rüzgarı atmak zorunda kalacağım. Şöyle atayım da seksin. Yanlış yaptım. Bana kadar gelmez değil mi? Kapıdan çıkacağını tahmin etmedim. Daha doğrusu tahmin ettim de çıkmaz diye düşündüm. Seçenek aklıma geldi yani. Isabella senin... Ha, şunu kullan. Onları mı arttırıyor? Peki. Şu mapları da kullanalım. Şu abi içinlere topluca bir dalın. Şimdi kargıcılara da onlar. Hepiniz beraber dalarsanız bir şey yapamazlar. Sen de gel abi, gelebilirsen. Tamam, bunu da kullan. Bu neydi? Ha, nefes alın. Dur bakayım şimdi. Unutmadan atayım. Peki. Sen kendine. Şimdi düşmana basalım. O kadar çok buff bilmem ne var ki. Onları basmaktan başka şeye odaklanamıyorum. Yes, bunu da bas. Vlad mesela daha 12. seviye, diğerleri ondan daha düşük ama kendi başına gene de böyle küçük çaplı bir savaşı kazanacak müşteriler gördüğünüz üzere. Kalan bir şey var mı? Bir şey kalmamış. Ha, bir rüzgarı alıp gideceğim bir noktadayım. Şöyle bir sektirme falan mümkün olur mu diye bakıyorum. Sanki olabilir birazcık. Şuradan seker bence. Yanlış yere de basit. Neyse, tamam, ne yapalım artık. Okey, savaş sanıyorum bitti değil mi? Elimdeki büyü rüzgarlarını da Nehek'in yakarışı için kullanayım o zaman. Henüz bitmemiş, biraz daha dövmem lazım. Ha, şimdi bitti. Azıcık daha bekleyeyim de. Yakarışı at bir tane buraya. Asker dolumunu arttıralım.
Tamam, bunların canı tazelendi. Bunları tazelemeye. Hadi onları da ama zaten burayı alacağım değil mi? Festus da saldırabilecek pozisyonda değil. Zaten önemli değil dolayısıyla. Alright. İşgal edelim. Yani talan edip ondan sonra pusuya yatıp ondan sonra Festus'a savaş açmak gibi seçeneklerim de vardı ama... neyse ya. Şu an Festus'la savaşa girmeyeceksem girmemeyi tercih ederim. Girmeme opsiyonum varsa. Zombiler. Cool. Bir tane takılmayan bir item çıktı. Obsidian. Tırt bir şeymiş. King of Darkness. Kumarbazın zırhı var. Tamam, bunu da sen tak. Ya haber var mı? Birileri bir şeyler takıyor işte, tamamdır. Çok uğraşmayı sevmiyorum da. Şunu al ya, birazcık yavaş yavaş birimlerimde daha hızlı bir şekilde level atlasın. Buradan devam. Isabella, sana bir bakalım şimdi. İki tane daha buraya harcarsam arkan olduğunu alıyorum. Burada çok önemli bir şey var mı? Bu hiç önemli bir şey değil mesela. Yani Vargas'ı güçlendirir de neyse o. Bunu geçiniz. Karma kapasitesi, eylem maliyeti, yozlaşma. Fena değil ama acil değil. Kızıl Akı'yı kanser. Tüm karakterler. Cave de çok güzel ama zindelik kaybolması %33. O da iyiymiş bayağı. Bizim fırtınaları Vlad'dekinin aynısı. Güzel büyüdür. Ama o kadar da acil değil. Ben arkanın oluna bir gideyim öncelikle. Büyülü özellikleri arttıralım. Sen bir şey atlamadın mı? Atlamadın. Cool. Bir topla o zaman. Kapelburg'a doğru giderim ideal şartlarda. Ondan sonra orayı aldıktan sonra şuraya doğru inerim. Tabii bu sırada birilerinin bana savaş açmadığını varsayarak. Bunların fraksiyon liderini bir kere dövdüm, bir daha karşıma çıkmadı değil mi? Bu oyundaki taktiklerden bir tanesi de bu kan öpücüğü elde etmek için. Bir fraksiyonun liderini döversiniz mesela son kalan yerleşim yerinde. Ardından işte o geldikçe tekrar döversiniz. Orada bir tane ordu barındırırsınız. Ama çok uğraşmak istemiyorum öyle şeylerle ya. Doğal olarak elde ederiz herhalde yeterince. Ya da uğraşsam bilmiyorum. Fırsat olursa uğraşırım. Bakarız. Son yıllarda bir şey yok. Diplomasiye bu tur baktığımı biliyorum ama belki yeni birileriyle karşılaşmışımdır diyeceğim. Midland'de karşılaşmışım mesela. Ama kendilerini dövmeyi tercih ederim ben şahsen. Barış isteyenler de var. Binalarda önce bir Güney Silyanya'ya bakalım. Şu öncelikli olsa iyi olur sanki. Aa dur, o öncelikli olmasın da para biriktireyim. Nasılsa burada yeterince nüfusum var. Param birikince direkt ana yerleşim yerimi arttırabilirim. Şivarsafen zaten kaybedilme olasılığı hali yüksek bir şey. Önemli olan Drakenhof Kalesi'ni korumak. Ya da Temple of Kalesi'ni falan arttırabilirim tabii. Bunlar hep güzel seçenekler ama Drakenhof Kalesi'ne öncelik vereceğim. Devam. Okey. Kimse savaş açmadı. Nice. Bu arada Festus geldi. Lan dibimde mi duracak falan diye bir an umutlandım. Dibimde dursaydı direkt yapıştırırdım da Helgi'ye girdi. Orada ona saldırmak pek mantıklı olmaz şu an. Ben yine planıma devam edeyim. Kapelburg'a doğru ilerleyeyim. Büyü toplama vaziyetinde kalayım. Pusu vaziyetine girmemin de bir esprisi yok. Talepheim'ın burada bir küçük ordusu vardı ya, o da şuraya doğru geri çekildi. Onlardan da pek korkmama gerek yok şu noktada. Hadi bakalım. Sen de bu saldırıyı sen gerçekleştirsin, sen ele geçirsin orayı. Ezek'le komşu oluyoruz. Ezek benimle iyi geçinir misin? Neredeyse geçinecek aslında. Kaç para istiyor? 3900. İyi para, iyi para ama en azından kuzeyimi bir ölçüde de olsa güvenceye almak çok iyi olurdu gerçekten. 1900. Yani ana yerleşim yerimi yükseltmektense buradaki yerleşim yerlerini falan da satmak istemiyorum ona gıcık gıcık. Tamam abi, tamam varım, tamam hadi. Al helali hoş olsun, ne diyelim. Ne kadar uzun süre geçerli olacak o anlaşma. Beni sırtımdan bıçaklaması ne kadar sürecek bilmiyorum ama
Onlarla Kederin Savaş Grubu. Ha, ilginç. Yok. Bunlar dayak yiyor gibi şeyden, Ezek'ten. Ezek'i kızdırmayalım bunlarla anlaşma yaparak. Moslent zaten kellelerini alacağım şahsiyetler. Sigma's will. Yes. Yep. Okay. Her şey yolunda gidiyor şimdilik. Hayırlısı bakalım. Nedir? Büyük bir güç hututlarımıza doğru yaklaşıyor. Yurt dışındaki daha büyük tehditler karşısında barınak talep ediyorlar. Onların topraklarımıza girmelerine izin verelim mi yoksa onları geri mi çevirelim? Hiçbir şey yapmayabiliriz ya da kontrol eksi 3, büyüme artı 15. 3 dur sadece. Yani eksi 9. İdare ederiz bence. Birazcık büyümeden zarar gelmez. Şu an elimdeki büyümeyi kullanacak kadar param yok ama elbet olur. Eksi kontrolün zararı olmayacakmış gibi hissettim. Kamera ayarlarını biraz değiştirdim. Şeyleri, karakter hareketlerini hızlandırdım bu arada tur arasında. Biraz fazla hasar aldık ama neyse. İhtal ediniz. Dümencinin miğferi. Ooh baby. Onu bir takalım. Bunun kurtarışı %10. Nice. Bakalım yasaklı baskın. Whatever. Isabella senin için silahın yok. Kumarbazının zırhını sana mı takayım? Evet, fena olmaz. Sende böyle bir şey var. Sende öyle bir şey var. Sende temel şimdi menzil direncini sana verelim bari. Okey, haberlerde var mı bir şey? Okey, her şeye takılı gibi duruyor. Sen şuradan ölü kaldırmadan devam et sevgili dostum. Sevgili ikinci vampirim, sen şimdi birlik yenilemeyi maksimize et. Küçük ayı. Başarılı olsun. Artı 10 fena olmaz. Hayır demem. Okey. Sen Ezek sen misin? Vallahi öyleymiş. Kan öpücüğünü de almak vardı onun ama hadi neyse. Sen de marş vaziyetinde şuraya doğru yola devam edelim. Senin ona yetişmem biraz zaman alabilir ama sen de bu arada şuralarda bir yerde yakalarsın onu herhalde. Şu an yakalamaz. Yoksa yakalıyor muydu ya? Tam dikkat etmedim. Neyse. Orada kalsın. Bir bakayım kontrol sorunu var mı herhangi bir yerde diye. Şurada var tabii. Yeni fetih olduğu için ama oradaki binalara bakmamışım. Şu mesela şu tırt binayı yok edebilirim. Onun yerine para binası dikebilirim. Bunu geliştirmeyeceğim. Şunun için yine para biriktiriyorum. Ezege verdik bütün parayı. Hızlı anlaşmalar vermeden ayrılmazsan. Yok bir şey. Günaydınız mevcut. Turu sonlandır. Okey. Talebe Kaim'ın ordusunun nerede olduğu belli oldu. Şehrine doğru geri çekilmeye devam ediyor. Ben de oraya doğru gitmeye devam ediyorum. Şuradan gitsem... Demin şuradan daha yakın gösteriyordu ama... Şurada en azından kendi topraklarımda kalacağım bir süre daha ki... Yok ya, buradan daha kısa sürüyor gibi. Belki önümüzdeki tur yetişme imkanım olabilir. Az bir ihtimal de olsa buradan devam edeyim. Öyle gösteriyordu sonuçta. Sen orduya girebiliyor musun? Sanki girebiliyor gibi. Okey. Şuradaki arkadaşlarımızdan bir tanesini daha yok ettim. Sen şu orduya bir gir bakalım. Güzel. Sağlam bir yakın dövüşçü. Hayır demem. Garnizondaki Lord sen de yavaş yavaş tekrar destek olacak bir konuma gelmeye başla. Muhtemelen buradaki savaşa yetişemeyecektir ama elbet bir gün yetişir. Karnıkçıkır kabilesi. Belki onlara da dalarım ya. Onlarla iyi geçinmek gibi bir niyetim yok. Ya geçmesi. Nihayet. Üçüncü seviyeye çıkarabileceğim bunu. Bütün parayı verdik mi? Vermedik. Şuraya bir para binası daha basayım. Yok.
Şunu basayım daha iyi olur. Belki birileriyle ticaret yaparım. Belki Wurzek benimle ticaret yapmak ister. Pardon. Ezek Wurzek değil. Teknoloji araştırıldı. Okey. Gelir düzeyim bayağı arttı. Elimde biraz para olması da bu arada çok önemli. Çünkü yani Drakenov saldırıya uğradığı zaman sadece garnizon orayı korumaya yetmez. Anında bir ordu basabilmem gerekiyor. Şimdi şurada bir isyan çıkacağı kesin. Değil mi? Hmm. Buradaki garnizona bakıyorum. Okey. Tamam. Vlad'ı oraya döndürmek gibi bir niyetim yok benim. Buraya maalesef ulaşamıyormuşum. Okey. Ne yapalım artık? Büyü toplama vaziyetinde yaklaşsan oraya. Kalsam bir şey değişmez değil mi? Kontrol veren yerler bilmem ne de yoktu sanırım. Öyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum. Varmış. Takamıyormuş ama zaten. Yok, zaten mi takılı? Ha, zaten takılı ama ona rağmen yeterli olmuyor. Evet, burada isyan çıkacak, yapacak bir şey yok. Kaldırabileceğim ölüler var. Onları kaldırırım. O isyanı bastırırım bence ben. Biraz maliyeti olacak tabii bu işin bana ama olsun. Vampirsel yozlaşma artı 2. Tüm fraksiyonel diferent ilişki. Kindar ruh binaları. Onlar hangileri? Mezarlık. Koruma. Şer ateşi. Huzursuz ölüler. Garnizon. Kindar ruh. 25 kişi gelir kazandırıyor. O da 50 gelir. Yani onu arttırmanın pek bir anlamı yok. Ama güzel olur. Artı 10, artı 10'dur. Kahraman kapasitesi veren var. Yani ölü çağıranların kahraman kapasitesini... Bir dakika, yanlış mı gördüm ben? Kapasite arttıran yok muydu? Rütbe veriyor. Evet, kapasite arttıran yokmuş. Peki. Senin yaklaşma artı 2 güzel. Ama sanırım şuradan gideceğim öncelikle. Sefer hareket menzilinin faydalarının sonu gelmez. Pekala. Şimdi yine Silvania. Artık şurayı bir ikilemeyeceğim, bunu arttıracağım. Okay. Sen biliyorum. Asya'ya baktım mı? Onun da değişen bir şey yok zaten. Boris benimle ticaret anlaşması yapmak istiyor ama benim ticaret anlaşması yapmak istediğim kişi o değil. Höyük Lejyonu ile ticaret anlaşması yapmayı isterim. Aramızda iyileşiyor aslında. Param olduğunda üstüne para vererek ticaret anlaşması yaparım. Muhtemelen maddi açıdan zararlı çıkarım ama aramı iyi tutmak açısından çok faydalı olabilir. Evet, isyan çıktı. Kontrolü bir. Buna saldırırsam garnizon desteğe gelemiyor maalesef. Yani bu isyanın büyüyüp bana daha fazla şeye mal olmasını beklemektense bir iki ölü kaldırayım ben. Bunlar zaten çok fazla kaldırabileceğim ölü de yok. Şöyle ucuzlarından kaldırırsam... Böyle bir şey aldık. Yok, yeterli olmuyor. Hepsini kaldırmam icap ediyor galiba. Tamam, bunları lave edeceğim için zaten. İstediği kadar pirus olabilir. Yani biraz paraya mal oldu tabii bu iş bana ama ne yapalım artık. Şuraya geri dön. Sevgili Vlad, şuraya bir dal bakalım. Pirus taferi mi? Dur bakayım etrafta ne var. Bu arada kan öpücüğü alacağız fraksiyon lideri olduğu için. Bir askeri varlık söz konusu burada. Yani bu şehirde mi bilmiyorum ama bu eyalette var. Çok da şey yapmayayım ya. Tembellik etmeyeyim bu noktada. Saldırıya uğrama ihtimalim var. Bu savaşı ben kendim yapayım. Bir dakika. Stop. Bunların fraksiyon lideri hangisiydi? Helmut'tu değil mi? Ona bir bakmak istiyorum. Helmut'tu evet. Dışarıdaki olsaydı onu öldürmeyeyim, dışarıda kalsın, bir kere daha döveyim, bir kere döveyim, bir kere daha kan öpücüğü alayım diyecektim ama bu yerleşim yerinin içinde olduğu için zaten ölecek. Okey, evcilenmeyi başlat. Güzel bir
pozisyon almışlar. Ben direkt önlerine çıkıp dalmayı planlıyordum ama aslında şöyle bir güzellik yapabilirim. Of. Çok tatlı. Keyfe geldim şu an. Arkadan böyle okçularla lok diye dalacağım ya. Okay. Şöyle uzatalım. Size kontrol 3 diyelim. Gruplayalım. Lord Kahraman tayfası yerde durabilir. Ben biraz arkada takıl. Süvarilerimi ikisini yan yana tutayım. Kenarda dursunlar. Arkadan dolaştırayım. Öncelikle hatta İmparatorluk şövalyelerine dalmayı da düşünebilirim onlarla. Size kontrol 1 diyelim. Size kontrol 4 olun. Dalınız efendim. İkiydi süvariler, pardon. Yokuş yukarı dalmak gibi olacak ama şunlara bir dalın siz. O taraf, oraya kadar gitmenize gerek yok. Okçulardan bir iki salvo yedik. Şu Lord Kahraman tayfasını bölmek mantıklı olabilir. Ne oluyor? Kim? Evet, okçular direkt bunlara saldırmış. Nahoş. Sen de dikkatli ol. Sen de çok dikkatli ol. Okey, okçuları hayal ettiğim kadar iyi engelleyemedim. Lordları ve kahramanları şey yapmam gerekirdi o noktada. Daha iyi kullanmam gerekirdi. Daha çok etrafa yaymam gerekirdi. Sen ölüm rüzgarı nerede? Ölüm rüzgarı kendime daha sağ vereceğim ama şurası hayır diyemeyeceğim kadar iyi bir hedef. Sen biraz yaklaş. Sen biraz yaklaşabilirsin. Tamam, onları o kadar da kovmamıza gerek yok. Şuradan arkadan şunlara saldırın. Şuradaki okçular sürüden ayrılmaya çalışıyor, onlara müsaade etmeyin. Siz iyisiniz. Sen okçuların sana saldırmasına izin verme, sen git dal, sen biraz hızlısın da zaten sorun yok. Samur kullanabilirim, şunların üstüne samur at mesela. Arkana oğlumun olmamasının sıkıntısını yaşamaktayım şu an bildiğin. Bir saldırısını düşürelim birilerinin. İyileştirmek istediğim birileri var mı? Çok yok. Şunu bas. Sen uyuyormuşsun, git birilerine dal. Tamam, artık okçular saldırı yapabilecek pozisyonda değil. O ilk saldırısını yaptıktan sonra tehlike geçti. Korps kartın orada kendi başına savaşması hoş değil. Sen git oraya bir destek ol. Sen ne yaptın? Orada çok takılmasına izin vermiş. Şuradaki okçular bir sıkıntı çıkaracak. Sen şuna dal. Isabella, sen onları yakalarsın. Onlara bir destek olman lazım dediğim gibi. Buradakiler tamam. Ekstra hasar alan işte o Cops kart var ama onu da kurtardık zaten. Çekilebilirsin oradan. Sen neredesin? Sen de git dal birilerine. Vlad onu bırakma istersen. Liderlik debuff'u da alsınlar arada. Okey, savaş bitti sanırım. Yok, daha bitmedi. Şurada ölenler kim ya? Bunları iyileştirecek bir rüzgarım yok. Neyse, canlar sağ olsun. Vampirlerle, andetlerle oynarken canlar sağ olsun demek de. Ölmeden zaferi ilan edeyim. Tamam, ölmedi. Okey, onu da kurtardık. İşgal et. Fraksiyon yok edilmedi. Şu arkadaşın gelip bana dalmasını beklemem gerekecek. Ama bir kan öpücüğümüzü aldık şuradan. Bu eyaleti de kontrol altına almış bulunduk. Okey. Binalar güzel, büyüme var, para var. Ticari binalar var. Şikayetim yok. Şurayı ikileyelim. Hatta oraya mümkünse bir garnizon binası mı kursam? Otlak zaten kurdum. Tamam, garnizon binası kurmayı deneyebilirim oraya. Başka kurabileceğim binam yok. Şu küçük şeyi artık şuradan yok etsem mi? Öf, yeni binalar kurmuş. Daha da pahalanmış, onu yok etmeyeyim o yüzden. Peki kendisi geri döndü mü? Yok, hala ordu... Yapay zeka ordu pasmayı bilmiyor galiba değişimciyle oynarken. Yani bir kere dövdüğünüz zaman belki sonra döner de galiba dönmüyor. Okey.
Parçalama saldırılarını etkinleştirir. Güzel, güzel. Al bakalım. Isabella von Karstein. Nihayet Arkanoğlu. Sen birlikleri yenilemeyi maksimize ettin. Senin de gölge çukurunu alalım. Yani diğerleriyle aslında birliklerin yenilemeyi erteleyebilirdim. Arkanoğlu'na daha erken ulaşabilirdim. Daha mantıklı olurdu. Çünkü bir tanesinin birlikleri yenileme emri sadece etkin oluyor. Sen yayılma kontrolü... Tamam, sana bir yayılma kontrolü verelim de birazcık da kontrol dağıtayım etrafa. Bir tane daha varmış. Okey, temiz, güzel. Bu buraya kafa atıp ölecektir zaten. Bir sonraki hedefim de Carl Franz mı oldu yani şimdi benim? Ne kadar güçlüsün Carl'cığım, pek de güçlü değilmiş. Pek de güçlü değilmiş. Höyük Lejyon'u şov yapıyor yine. Ya benim oyunlarıma mı özel bilmiyorum ama Höyük Lejyon'u ne zaman oynasam şov yapıyor valla. Kaç yerleşim yerim var? 5. 2, 3. Bir tane şurası vardır işte. 4. Bir de burası mı senin? Okey. Daha çok zor olmayacak o zaman Karfrans'ı almak. Sadece Altdorf'u Höyük Lejyon'dan önce almayı tercih ederim. Lejyonuyla ticaret falan diyorduk. Büyük Lejyon'da ben bir hediye para versem. Şunu bir al sen. Biraz iyileşelim bakalım. Aramızı iyileştirelim bakalım. Okay, okay. Diğer orduyu ne yapmıştım? Kontrol etmiş miydim? Ha, bir de bunların şeyi var. Bunları da lave edeceğim. Bunların da masrafından kurtulmuş olacağım. Güzel, güzel. Şöyle sen de buraya doğru gelmeye devam et o zaman. Burada tekrar isyan kolay kolay çıkmaz. Yep. Böylece bu fraksiyonda yok edilmiş olmadı yine. Okey. Necromancer. Richard von Zehern. Fraksiyon yok edildi. Haber topraklarıyla savaşa girdi. Tamam, o da bir gün olacak ama önceliğim Carl Franz. Öncelikle şunu bir halledeyim. Bir dakika, şunları bir dağıtayım önce. Al. Persis Kral sen. Öpüp talime gerek yok. Zırhın zaten yeterince yüksek. Savunmasını yükseltelim biraz da. Sen yaklaşmaya devam ediyorsun. Altorf'taki özel binaya bir bakayım. 5. seviye tabii ama Carmen Schwing'in vampir yetiştiriyor. Kontrol artı 10, imparatorlukla 30. Okey, okey. Etrafa vampirsel yozlaşma eğer. Biraz da gelir artık. Okey, fena bir bina değilmiş. Daha kötülerini gördüm. Diğer binalarını kontrol edecek olursam yine Silvanya'da. Bir şey için mi para biriktiriyordum ben? Ha, şeye vermek için. Büyük Lejyon'una... vermek için. Para vermeme gerek kalmadı. Direkt ticaret anlaşmasını kabul ettiler. Nice, nice, nice. Bir gün konferansıma katılacaktır. Şu an fazla iyi gittiği için çok uzak görünüyor ama birkaç savaş kaybetmesine bakar. Güzel. Binalara bakıyordum. Esyeni üçlemek. Esyeni üçlemek ve bir garnizon binası dikmek çok güzel bir seçenek olabilir. Biraz ekstra masraf. Buralara o masrafı yapmak daha parasal açıdan falan karlı bir hamle olurdu ama cüceler savaş açtığında ilk saldırı yiyecek olan yer Güney Silvanya. Buralardaki savunmayı bir an önce güçlendirmek istiyorum. Hoş, buraya yaptığım garnizon binası ne kadar yeterli olur bilmiyorum o savunmayı güçlendirmek için ama bakacağız bakalım. Sen bu savaşa ulaşamıyorsun. Sen şu Talarek Line gibi bir yok et. Fraksiyon yok edildi. Erşbet'in kendi ordusu mu değil. Okey. Bir sonraki hedefimiz. Oh. Sevgili Carl Franz ve kendisinin herhangi bir savunma müttefiği yok. Erşbet'le savaşa girmek zorunda kalmayacağım Rakip topraklarında savaş açtığım zaman. Tabii ki bana direkt savaş da açabilir ama biraz zamanım da olabilir. Neyse efendim, izlediğiniz için teşekkür edeyim. Bu bölümü de burada sonlandıralım. Mümkünse bir beğeninizi rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.